Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli izleyenler, bir Fezail Amel programında daha sizlerle beraberiz. Elhamdülillah, çok kıymetli faziletli ameller bu zamana kadar sizlerle müzakere ettik. Ramazan-ı Şerif boyunca yapılması en kıymetli ameller hangileri ise özellikle onları sizler için tercih edip sizlere sunmaya çalıştık. Ve şükürler olsun ki Ramazan-ı Şerif bayramına kavuşmuş bulunmaktayız. Tabi tarihi kayıtlarımızda ve onun dışında din-i mübini İslam'ın ana kaynaklarında özellikle Ramazan-ı Şerif bayramının birçok ismi de zikrediliyor. Bunlardan bir tanesi de İd-ül Fıtr diye geçiyor. Fıtır bayramı. Tabi malumunuz Ramazan-ı Şerif'in ismiyle alakalı çok oynamalar söz konusu olabiliyor, fakat Osmanlılar da bu konuda özel hassasiyet göstermişler. Ramazan bayramını ve Fıtır bayramı olarak zikretmeyi uygun görmüşlerdir. Bunun iki anlamı vardır. Birincisi, yani Fıtır bayramı denmesinin iki anlamı vardır. Bunlardan birincisi fıtır sadakasının verilmesiyle alakalıdır ki insanları bu konuda bu sadakaya, bu sadakanın ehemmiyetini teşvik bağlamında bu isimle isimlenmiştir. Bir başka hikmet-i ilahisi ise Ramazan-ı Şerif bayramında malumunuz bir aylık orucun ardından bir bayramın söz konusu olması hasebiyle iftar bayramı olması bazında koyulmuş bir isimdir. Çünkü insanlar bayram gelmekle beraber zahiren açlıklarını iftar etmiş oluyor ve açlıklarından kurtulmuş oluyor. Oruçlarını bu şekilde, oruçlarının bayramını ifa etmiş oluyorlardı. İşte bu bağlamda Ramazan-ı Şerif'in hakikaten ismi, önemi çok güzeldir ve haizdir. Osmanlıların bu konuda yapmış oldukları çok güzel bir incelik vardır. Birbirleriyle bir araya geldiklerinde, özellikle bayramlaşma merasimlerinde İd-ül Fitriniz Sait olsun diye birbirlerine hitap ederler. Karşı tarafta buna cevaben bilmukabele karşılık verirdi. Bunun bir anlamı vardır. Osmanlılar hakikaten bir takım kelimeleri özenle seçmiş ve özenle kullanmışlardır. İd-ül Fıtrınız Said olsun. Fıtır bayramınız Said. Said anlamını incelediğimiz zaman özellikle cennet ehlinin mesuliyetiyle alakalı. Onların mutluluklarıyla alakalı. Yani saadet fiilinin öyle bir sevinç kaynağıdır ki o. Yani saadetle ifade edilen o cümle, o kelime öyle bir sevinç kaynağını ifade etmektedir ki dünya ve ahirete yönelik hiçbir sıkıntıların artık kendisinde mevcut olmaması. İşte bir kimse Osmanlı'da bayramınız mübarek olsun, kutlu olsun derken, İd-ül Fıtrınız Sait olsun derken aynen şunu ifade ediyordu. Aynı cennet ehli gibi ailenizle, akrabanızla, yakınlarınızla, eşinizle, dostunuzla cennette nasıl ki kafanızda hiçbir sıkıntı olmayacak, nasıl ki hiçbir geçim derdiniz, sıkıntınız, onun dışında bir endişeniz, hiçbir sizi üzecek herhangi bir fonksiyon olmayacak, işte bu halde Allah-u Teala bayramınızı geçirsin diye birbirlerine dua ederlerdi ve karşı taraftan da aynı şekilde mukabele gelirdi. İşte bu bağlamda Osmanlıların letafeti ve zarafeti yine bizi hayran bırakmakta gecikmiyor. Kıymetli kardeşlerim, Asr-ı Saadet boyunca bayramlarda Efendimiz Aleyhisselam'ın tavırları özellikle gözlemlenmiş, tespit edilmiş ve onlara göre en müstahap olanlar, sünnet olanlar hangileridir diye ashab-ı kiram takip etmeye çalışmışlardır. Bir kere bayramlarda Efendimiz Aleyhisselam özellikle mutlaka iftar ederlerdi. Yani bayram namazına gitmeden önce mutlaka bir iki hurma dahi olsa, kıymetli annelerimiz o şekilde zikrediyor, birkaç hurma dahi olsa mutlaka iftar etmiş, yani bir şeyler atıştırmış, yemiş ve öylelikle bayram namazına hareket etmiş olurlardı. Bayram namazına giderken farklı yollardan gitmeyi Efendimiz Aleyhisselam adet edinmiştir. Hatta bununla alakalı bir takım hadis-i şerifler rivayet edilmiş ve adım başına Allah-u Teala'nın sevap bahşettiğini zikretmiş ve buyurmuşlardır. Dolayısıyla bayram namazına giderken yürüyerek gitmenin fazileti çok daha kıymetli ve faziletlidir ve faidelidir. Onun dışında Efendimiz Aleyhisselam bayram namazına giderken ve dönerken farklı yolları kullanırdı. Çünkü adımınızı attığınız her yer size şahitlik etsin, bayram namazına doğru gittiğinizi görsün ve ona şahit olsun, mahşerde size şahitlik etsin bağlamında hakikaten önemlidir. Bunu da Efendimiz Aleyhisselam tavsiye buyuruyorlar. Ashab-ı kiram mutlaka bunların yapılması hususuna ehemmiyet gösteriyorlardı. Tabi Efendimiz Aleyhisselam hem Ramazan-ı Şerif hem Kurban Bayramı'nda özellikle gusül abdesti almayı, boy abdesti almayı adet edinmişler. Temizliğe bu bağlamda ehemmiyet göstermişlerdir. Bedensel bütün temizlikleri Efendimiz Aleyhisselam özellikle bayram için ayrıyetten yapar, yerine getirirler. Bunu da tavsiye ederlerdi. Bununla beraber bir kimsenin gusletmesi müstehaptır. O şekilde yapması hakikaten faziletli olacak ve sizlere de mutlaka tavsiyelerimizden biridir. Efendimiz Aleyhisselam bayram namazına gidildiği zaman mutlaka tefekkürü emretmiş, tefekkürü tavsiye etmiş
ve insanlara nasıl ki bayram namazında akın akın gelen kimseler, orada bulunan, hutbe dinleyen, vaaz dinleyen kimseler sanki Allah'ın huzurunda mahşerde hesap anını bekliyorlarmışçasına amellerini de bir yandan tartsınlar şeklinde bir takım rivayetler söz konusudur ki bunları da mutlaka tavsiye ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselam bayramlarda özellikle sevinçli olmayı ve bu sevinci izhar etmeyi teşvik etmiştir. İşte bu bağlamda Osmanlı'nın geleneği olarak çocuklara, küçük yaşı küçük olan kimselere bir takım harçlıklarla veya bir takım ikramlarla beraber işte bu yüzden maalesef tarihi bağlamda şeker bayramı şeklinde telaffuz edilmesine giden yön bu şekildedir. Çünkü Osmanlılar sadece çocukları bir takım maddiyatla sevindirmezler, maddi metalarla sevindirmezler. Aynı zamanda çocukların gönlü hoş olsun, daha bir mutlu olsunlar diye, çünkü şekerli maddelerde insanları mutlu edecek bir takım maddeler de bulunabiliyor. Yani o tip hormonlar sergileyebiliyor insanın şekerli madde aldıktan sonra vücudu. Dolayısıyla Osmanlılar da aynı şekilde özel tatlılar, onun dışında özel muhallebiler vesaire yaparlardı ki çocuklar mutlu olsun, bayram neşesi evlerde hissedilsin diye. İşte bu bağlamda tarihi kovalamış. Osmanlı'da artık o hale gelmişlerdi ki hemen hemen çocuk evden çıktıktan sonra evine dönene kadar komple etrafı tabiri caizse tatlıyla sarılmış hale gelirdi. Çocukları özellikle sevindirmek Efendimiz Aleyhisselam'ın da teşvik ettiği ameller hususundadır. Hakikaten çok önemlidir. Mutlaka bunu da tavsiye ediyoruz. Elhamdülillah tabi bayrama ulaştık. Fakat bayrama ulaştığımız zaman yapmamız çok önemli olan, müstahap olan, hakikaten amellerini, sevaplarını kaçırmamamız gereken bir takım ameller ve ibadetler söz konusudur. Sizlere kısaca bunlardan da bahsedeceğiz. İnşallah bayram gecelerini özellikle ihya etmeye gayret edelim. Çünkü tabiinden ve ashab-ı kiramdan birçokları bayram gecesinin faziletinden insanların çoğusu gafildir buyuruyor. Hadis-i şerifler vardır, duaların makbul olduğu 5 gece vardır. Bunlardan birisi Ramazan-ı Şerif bayram gecesidir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla zaten özellikle ne kadar insanların çokça gaflet ettiği nokta varsa orada edilen dua hakikaten daha çok makbul oluyor. Aynı şekilde Ramazan-ı Şerif'in gecesinde de edilen dua hakikaten makbuldür. Bu bağlamda teşvikler vardır. Özellikle bir namaz var. Bu namazla alakalı da hakikaten bayram gecesini ihya ile alakalı mutlaka tavsiye edilen namazlar arasındadır. Her kim Ramazan bayramı gecesi 10 rekat namaz kılarsa her rekatta bir Fatiha, 11 İhlas suresi okur ve rüküye eğildiğinde ve secdelerde de 10'ar kere Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diyecek. Ve daha sonra namaz bittikten sonra da estağfurullah diyecek. Namazın bitiminde 100 defa estağfurullah diyecek. Ve estağfurullah dedikten sonra Allah-u Teala'dan bağışlama talep ettikten sonra da secdeye kapanır olduğu halde Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Zel Celali Vel İkram Ya Rahmaned Dünya Vel Ahireti Ve Rahimehuma Ya Erhamer Rahimin Ya İlahel Evveline Vel Ahirin İğfirli Zünubi tekabbel savmi ve salati duasını okursa hakikaten çok önemli bir duadır. Allah-u Teala'dan isteme bağlamında ve Ramazan-ı Şerif'i üzerinden geçirmekle beraber Ramazan-ı Şerif'te tutmuş olduğu o oruçları eksik meal kusur kabul noktasında hakikaten önemli dualardandır. Her kim bunu okursa Allah-u Teala Ramazan oruçlarını eksik meal kusur mutlaka kabul buyurur kendisinden. Ve yerinden kalktığı andan itibaren hatta yerinden kalkmadıkça bütün günahları affolunur buyuruluyor. Önemli bir duadır, önemli bir namazdır. Mutlaka sizlere bu duaları ve bu namazları yapmaya teşvik ediyorum ve tavsiye ediyorum inşallah. Onun dışında bir takım dualar vardır. Bu duaların okunması da hakikaten faziletlidir. Özellikle bayram namazından önce okunmasını tavsiye eden, ashab-ı kiramın birçoğu tarafından tavsiye edilen her kim bayram namazının öncesinde La ilahe illallahü vahdehu la şirike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve hayyul la yumut biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir derse Allah-u Teala onun için özel melekler halkeder, özel melekler gönderir, onun için istiğfar ederler, onun için dua ederler buyuruyor. Hakikaten çok önemlidir bu zikrin duası. Onun dışında her kim 300 defa bunu mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü insanın ahiretine tahallük etmesine yönelik malum berzah alemi vardır, kabir alemi vardır. Oraya da insanın kendisini hazırlamasıyla alakalı yapmış olduğu bir aktivite, bir fiildir. Her iki bayram için de geçerlidir. Mutlaka sizlere tavsiye ediyoruz. Her kim bayram günü 300 defa bayram namazından sonra veya önce olabilir. Sonra olması aslında daha hoş olur. Çünkü bayram gününün idraki söz konusudur. Bayram günü 300 defa Subhanallahi ve bihamdihi derse,
Tesbihinizi aldıktan sonra 300 defa Sübhanallahi ve bihamdihi diyorsunuz. Ve bunu da daha sonra kabir ehline bağışladım şeklinde Ya Rabbi inni a'taytu li sevabiha inni a'taytu sevabiha ehlel kubur. Bunu Türkçe'de söyleyebilirsiniz. Ya Rabbi kabir ehline bunun sevabını bağışladım diye söyledikten sonra Allah-u Teala kendi kabrine 300 nur indirir ve kabir alemine geldiği zaman, kabri ilk yerleştirdiği zaman o nur kendisini yalnız bırakmaz, kabirde ona yoldaş olur, arkadaş olur şeklinde rivayetler vardır. Hakikaten çok önemli bir zikir, çok önemli bir dua. Mutlaka bunu da size tavsiye ediyorum ve bunu yapmaya da sizleri mutlaka teşvik ediyorum inşallah. Bir de hakikaten çok önemli bir husus vardır. Malumunuz Ramazan-ı Şerif'in sonrasında bayram Şevval ayına denk gelmektedir. Şevval ayı ile alakalı Efendimiz Aleyhisselam bir oruç tavsiye ediyor. Şevval orucu diye meşhurdur bunlar. 6 gün tutulacak bir oruç. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar. Her kim Ramazan orucunu tutar da daha sonra Şevval'den 6 gün oruç tutarsa bütün seneyi oruçlu geçirmiş olur. Hakikaten çok faziletlidir. Çok büyük kıymeti vardır. Ve bununla alakalı bir kolaylık da var. Dilerseniz peş peşe, dilerseniz aralarını ayırarak da bu oruçları tutabiliyorsunuz. Yani ikisini Şevval'in başında, ikisini ortasında, ikisini sonunda da tutacak şekilde yapabilirsiniz. Ama hazır Ramazan temposundan çıktıktan sonra bayram günleri oruç tutmak tabii ki uygun değildir. Ama bayram günlerini atlattıktan sonra peş peşe 6 gün oruçlarınızı da tutarsanız bütün seneyi oruçlu geçirmiş sevabı elde etmiş oluyorsunuz. Çok küçük nüanslarla, çok küçük noktalarla büyük faziletler kazanmak hakikaten önemli. Bunu da yapmaya sizleri mutlaka tavsiye ediyorum. Onun dışında yine Şevval ayı ile alakalı bir namaz daha vardır. Bu namazla alakalı da Efendimiz Aleyhisselam'ın ashab-ı kiramı birçok teşvik ve tavsiyede bulunmuşlardır. Her kim Şevval ayı içerisinde gece veya gündüz fark etmiyor. Akşam da kılabilirsiniz, sabah da kılabilirsiniz. 8 rekat kılar da her rekatta Fatiha suresinden sonra 15 defa İhlas suresi okursa, namazını bitirdikten sonra da 70 defa Subhanallah okuyup, Subhanallah zikrini çekip, 70 defa da Efendimiz Aleyhisselam'a salatu selam okursa, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar, Allah-u Teala adına yemin ederim ki, Allah-u Teala o kişinin kalbini kıyamet gününe kadar öldürmez. Bütün kalplerin öldüğü gün onun kalbi ölmez ve Allah-u Teala kalbine hikmet pınarlarından damlalar akıtır. Yani özel bir takım ilimler kendisine bahşedilmiş olur buyuruluyor. Ciddi ilim kapıları, hafızlık yapan kardeşlerim, özellikle bu namaz sizler için çok önemli. İlim yolunda ilerleyen kıymetli kardeşlerim sizler için çok önemli. Okuduğunuz ilim var, zorlandığınız noktalar olabilir. Fakat bu ibadetlerle beraber Allah-u Teala sizlere hayır kapılarını açacak. İlim kapılarını sonuna kadar açmış olacak inşallah. Bu rivayetler gerek Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerinde, gerek ashab-ı kiramın mübarek sözlerinde ve uygulamalarında, gerek tabi'in, tebe-ü tabi'in ve kıymetli ulema ve sülahanın sözlerinde mevcut bulunuyor. Hakikaten çok önemlidir. Hakikaten yapılması faziletli amellerdendir. Mutlaka sizlere de bunları yapmayı teşvik ediyorum ve mutlaka tavsiye ediyorum. Bir sonraki Fezail Amel programında görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bayramınız mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.